Şimdi gelelim romanın yapı unsurlarına. Yomanın yapı unsur, yomanın değil tabi Romanın yapı unsurları nedir diye baktığımız zaman olmazsa olmazımız tabii ki bir olay örgüsü var. Bu olayı gerçekleştiren kişiler var. Bu olayın bir gerçekleşme zamanı var. Olayın gerçekleştiği bir mekan var ve olayı anlatan biri var. İşte bunlar romanın yapı unsurlarıdır. Şimdi gel hep beraber bunları tek tek bir inceleyelim. Olay örgüsü Olay romanın ana unsurlarından biridir. Zaten olay anlatmaya dayalı bir metin değil mi roman? Dolayısıyla olay olmadan bu iş ne yapmaz? olmaz. Bunlar gerçekte yaşanmış olabileceği gibi yaşanması mümkün olan tasarlanmış olaylar dizisi de olabilir olay örgüsü ki zaten roman demek gerçek ya da yaşanması mümkün olan olayların anlatılmasıydı. Şimdi olaylar roman içerisinde dağınık halde bulunmaz. Birbirlerini destekleyen, sebep sonuç ilişkisiyle gelişen bir düzen içinde olur ki biz ona zaten ne diyoruz? Olay örgüsü diyoruz. Olayların temelinde bir uyum, uyuşmazlık vardır. Yani burada biz buna çatışma diyoruz. Çatışma olmadan olmaz. Çatışmadan kastımız nedir? İyi ile kötünün çatışması, güzelle çirkinin, haklıyla haksızın, güçlüyle zayıfın, zenginle fakirin gibi çatışma unsuru ne yapar? Yer alır ki biz buna ne diyoruz? Temel çatışma diyoruz. Temel çatışma bireyin bireyle toplumu ya da bireyin kendisiyle anlaşamaması durumunda ortaya çıkar. Aynı anda ulaşılması imkansız iki karşı durumdan birini seçmek zorunda kalan bireydeki bu çatışma olayın akışında ne yapar? Belirler biz buna temel çatışma diyoruz. Olay akılan ulaşabilmesi için kahramanların yüzde gelmesi gerekir ki bu duruma da ne denir? karşılaşma denir. Hani bu romanlarında genellikle böyle değil mi? Tesadüfi, romantik bir şekilde karşılaşmalar da karşımıza çıkar. Aklımda olsun ne hani demişiz? Olayların akışı klasik romanlarda kronolojik bir sıra izlerken. Kronolojikten kasıt nedir? Yani giriş, arkasından gelişme, arkasından sonuç. Yani zaman böyle düzgün bir şekilde klasik romanlarda ne yapar? Akar. Ama modern romanlarda ise böyle atmak zorunda değildir. Sık sık Geriye dönüşler, geriye dönüş, ileri gidiş, geriye dönüş. Bu şekilde bir zaman olur ki biz ona da zaten kozmik zaman diyoruz. Hani bazen filmlerde de olur ya böyle geriye dönüşler falan filan karşımıza çıkar. Ona da kozmik zaman adı verilir. Bunu da söylemiş olayım. Olay örgüsünü bu şekilde bitirdikten sonra gelelim kişilere. Kişiler olayları meydana getiren, olayları yaşayan şahıs kadrosudur. Romanın şahıs kadrosunda kişiler dışında kişiler temsil eden başka varlıklar ve kavramlar da yer alabilir. E, ve bu roman kişilerinin ruhsal ve fiziksel özellikleri anlatıcı tarafından bize ne yapılır? Aktarılır. Yazar tarafından kurgulanmış bu kişilerin en önemli özelliği toplumda rastlanabilir nitelikte olmasıdır ve kişiler de ikiye ayrılır. Bak tip ve karakter. Peki ikisi arasındaki fark nedir? Tip genel özellikleri kendisinde barındıran kişidir. Mesela filmlerde, dizilerde de olur ya diyelim ki bir kasap. Kasap deyince, klasik bir kasap deyince bizim aklımıza ne geliyor? Böyle genellikle iri yarı değil mi? Kasap olduğu için biraz kilolu, böyle bıyıklı, böyle sert mizaçlı değil mi? i̇şte o genel aklımıza gelen ilk kasap tipidir. İşte eğer bir romanda e, atıyorum Ahmet isimli bir kasap sadece bu özellikleriyle bize yansıtılmışsa biz ona ne diyeceğiz? Tip diyeceğiz. Karakter ise bu genel özelliklerden sıyrılmış, kendine has kişisel özellikleriyle, iç dünyasıyla, psikolojisiyle birlikte verilmişse ne olur? Karakter olur. Aradaki fark budur. Mesela Ahmet yine böyle bir kasap olabilir ama biz roman içerisinde Ahmet'in iç dünyasını, ondan sonra üzüntülerini, hayallerini de görebiliyorsak bu sefer o kasap Ahmet tip olmaktan çıkıp ne yapar? Karakter olur. Aradaki fark budur. Yani tip genel özellikleri barındırır. Karakter ise kendine has özellikleri iç dünyasında barındırır. Evet. Romanda kişi hikayede olay ön plandadır demişiz. Aklında bulunsun da. Romanda anlatıcının bakış açısı ve anlatıcı olayların okuyucu üzerindeki etkisinde önemli rol oynar. Şimdi geliyoruz zaman kavramına. Burada tip ve karakteri de anladıysak. Zaman nedir romanda? Olayın başlangıcından bitişine kadar geçen süredir. Mesela Hani olay bir roman okuduğumuz zaman bunun zamanı nedir diye sorulduğunda atıyorum diyelim ki bir olay 1950'lerde başlamış olabilir. 1970'lerin ortasına kadar da roman sürmüş olabilir. O zaman biz buradaki romanın çizelgesinde takribi ne diyebiliriz? Yani 20-25 yıllık bir zaman çizgisi bize anlatılmış diyebiliriz. Buraya dikkat. Ee, romanda zaman geçmiş içinde bulunan an ve gelecek olmak üzere üç boyutuyla. alınır. bu üç boyutlu zaman bazen içine bulunan andan geleceğe doğru akar. Bazen de hatırlatmalarla geçmişe doğru gider. Hatta bazen romanın başlamasıyla bitmesi arasında iki saatte geçebilir olaylarda. Ve bu iki saat atıyorum 700-800 sayfa bize anlatılabilir. E peki hocam bu iki saatlik kısa dilim 700-800 sayfa nasıl anlatılıyor? Ne yapar? Burada yazar anlatıcı sık sık geriye dönüşlerle, flashbacklerle, eskiyi hatırlatarak olayları ne yapar? Uzatır. Böyle de bir durum söz konusu olabilir zamanda. Geliyoruz mekana. Mekan yer zaten. Romanda olayın geçtiği yer ya da çevreye biz zaten mekan diyoruz. Bu e, mekanlar genişler ya da daralır. Olayların geçtiği mekanlar kahramanın kişilikleri üzerine etkili olduğundan ayrıntılı mekan tasvirlerine yer verilir, betimlemeler yapılır. Roman türüne göre olayın geçtiği mekan gerçekte var olan bir yer olabileceği gibi özellikle fantastik romanlarda, o normalde olması mümkün olmayan yerlerde mekan olarak ne yapılabilir? Seçilebilir. Tıpkı Yüzüklerin Efendisi'ndeki Orta Dünya örneğinde olduğu gibi ya da Harry Potter'daki o yerler olduğu gibi bunlar normal dünyada olmayan yerlerde olabilir. Şimdi geliyoruz anlatıcı ve bakış açısı kavramlarına. Anlatıcı, yazar tarafından olaylara okuyucu anlatmakta görevlendirilmiş kurmaca kişidir. Anlatıcının varlığından ancak kurmacanın sınırları içerisinde söz edilebilir. Anlatmaya bağlı metinlerde anlatıcı birinci kişi, veya üçüncü kişi olarak okuyucunun karşısına çıkar. Yani olayları anlatıcı direkt kendi ağzından, kendi tanıdıklarından bize anlatıyorsa birinci kişi anlatım. Böyle kamera gibi adeta dışarıdan görerek bize anlatıyorsa o zaman da üçüncü kişi anlatım olur. Bakış açısı ise anlatıcının herhangi bir varlık olay ve insan karşısına sahip olduğu dünya görüşüne, hayat tecrübesine, ruh haline göre tavrını alır. Edebi metinlerde anlatıcının bakış açıları şöyledir diye bir başlığımız var. Evet, birincisi ilahi bakış açısı ya da tanrısal bakış açısı. Bir bakış açısının romandaki bir anlattaki bakış açısının tanrısal bakış açısı olduğunu anlamanın en pratik yolu nedir biliyor musun? Eğer sen o metni okuduğunda yazar, anlatıcı kahramanın içinden geçen düşünceleri bile bize aktarabiliyor ise orada ilahi bakış açısı vardır. Neden? Şimdi yolda yürüyen birini biz gördüğümüzde o insanın içinden geçen düşünceleri duyabiliyor muyuz ya da anlayabiliyor muyuz? Hayır. Bunu kim bilir? Allah bilir. İşte onun için buna ilahi tanrısal bakış açısı demiş. Mesela şu örneğe bir bakalım. Bu olgun, zarif, güzel kadında güneşin öz bahçesi imiş gibi baştan başa aydınlık ve füsun olan bir taraf vardı. O zamana kadar tanımadığı, kendisinde eksik sandığı bir taraf sadece meşguldü. Onun varlığıyla dolup boşalmaya hazırlanıyordu. E şimdi bak kendisinde eksik sandığı bir taraf derken burada kişinin içine yani kendi düşüncesine yer verdi. Bu zaten ilahi olduğunu gösterir. Her düşünce serin bir uyanış durumunda değişiyor. Ee, uzviyetin derinliklerinden girilen küçük ve esrarlı dalgalar unutmuş hayal şartlarını tekrarlıyordu derken burada bak o kahramanın, o kadının iç dünyası içinden geçen düşünceler dahi bize aktarıldı. Öyleyse burada nasıl bir bakış açısı vardır deseydi böyle bir soruda ne diyecektik? İlahi bakış açısı diyecektik. Kahraman bakış açısı ise adından da anlaşılacağı üzere birinci kişi anlatımlarda karşımıza çıkar. Biz olayları direkt kişinin kendi ağzından duyarız. Birinci kişi ve ben anlatım olur. Mesela açık havada dolaşırsam, bak ben bu fena ruh halimden, halimden kurtulacağımı ümit ederek acele hesap gördüm. Dışarıda ince bir yağmur yağıyordu ve gökyüzü kapalıydı. Şehrin bolu şartının kızıl aksını tepemizdeki, tepemizdeki buraya dikkat. Açık seyretmek mümkündü. kurfür e, Kurfürstendam dedikleri geniş ve uzun caddeye geldim. Bak biz burada olayları kimin ağzından duyuyoruz? kahramanın yani bu olayları anlatan, olaylara tanık olan kişinin kendi ağzından duyuyoruz. Dolayısıyla buna da ne diyeceğiz? Kahraman bakış açısı diyeceğiz. Geldik gözlemci bakış açısına. Buna üçüncü kişi anlatıcı da değil denir. Bunu şöyle düşün, kamera gibi yani dışarıda görülenleri bir kamera gibi kendisi müdahale etmeden direkt olduğu gibi bize aktarıyorsa orada da gözlemci anlatıcı vardır ve üçüncü kişi burada devreye girer. Ertesi gün güneş batarken main bulvarından geçenler, önlerinden geçen eski model üstü ölü başlarıyla süslü cenaze arabasının şapkanını çıkararak selamlıyorlardı. Bu arabada üstünde beyaz bir örtü ve kocaman bir haç bulunan bir tabut vardı. Haç kollarını iki yanına açmış bir öyle benziyordu derken bak sadece görünen şeyler anlatılıyor. Yani burada anlatıcı gördüklerini bize aktarıyor. Dolayısıyla burada da ne var? Gözlemci bakış açısı var. Buraya dikkat. Bu da sorularda karşına gelebilir. Öğretmenin böyle bir metin verir. Buradaki bakış açısı nedir diye sana sorabilir. Oraya dikkat. Romanda tema ve konu kısmına da bir değinelim. Bu videonun sonunda sonraki derste özellikle anlatımda. Ee, anlatım teknikleri üzerine duracağız romandaki. Tema romanın geneline hakim olan duygu. Bak tema demek duygu demektir. Tema romanda işlenmeden önce de vardır ve farklı sanat dallarında da ele alınabilir diyor. Aşk, sevgi, başarı, erdem, iyilik, kötülük, dostluk gibi genellikle soyut kavramlar birer nedir? Temadır. Romanda birkaç tema ele alınca da genellikle bunların bir ön plana çıkardığı mesela örneğin Çalıkuşu romanında aşk teması, e, olmakla birlikte Anadolu'da tema olarak görülebilir. Çünkü orada Anadolu'ya giden bir öğretmen anlatılıyor. Konu ise temanın zaman, mekan, kişi ve olayla sınırlandırılmış ve somutlaştırılmış halidir. Yani e, tema daha soyutken konu nedir? Somuttur. Konu Romanya'da yazılıp tamlandıktan sonra ortaya çıkar. Örneğin Çalı Kuşu romanının konusunu aşk temasını kişiye sınırlandırarak Kamuran ile Feride'nin aşkı anlatılmış diyebiliriz. Yani teması aşk, Konusu ise Kamuran ile Feride'nin aşkı. Roman ve hikayenin ayrılan yönlerine değinelim. Bu da önemli bir karşılaştırma. Romanda kişi sayısı fazla, hikayede kişi sayısı azdır. Romanda birbiriyle ilişkili birden fazla olay yer alırken hikayede tek bir olaya yer verilir. Olaylar romanda uzun bir zaman dilimine yayılırken hikayede daha kısa bir e, zaman vardır. Romanda olaylara bağlı da genişler. Burada ise tek bir olay tek bir mekanda geçebilir hikayede. Roman uzun bir edebi türdür, hikaye ise kısa bir edebi türdür. Yani aslında roman ve hikayenin tek farkı romanın hikayeye göre daha geniş, kapsamlı olmasıdır diyebiliriz ve bu dersi de burada bitirelim. Bir sonraki derste romandaki anlatım teknikleri üzerinde duracağız.